binlerce insanı öldürdük. Her şeyi otomasyona bağladık. You may have seen recent articles of the military artificial intelligence selection systems that that Israel is using to annihilate the people of Gaza. One is called the Gospel and another is called the Lavender. Israel's dystopian killing machine has been exposed in truly chilling and gruesome detail. Now, you may have concluded that you're not capable of being shocked anymore after 6 months of the genocidal slaughter against the Palestinian people of Gaza. Well, I fear, and I warn you, you may have to find some more room for some more shock. Tel Aviv merkezli Artı 972 isimli internet sitesinin yaptığı araştırmaya göre, İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarında yapay zeka programı Lavender'i kullanarak Hamas'la bağlantısını tespit ettiği 37 bin şüphelinin her biri için en az 20 sivil zayiatı göze alıyor. İsrail, Lavender ile Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon insanın verilerini topluyor, belirli özelliklere göre analiz ediyor ve bir kişinin Hamas'la bağlantılı olup olmadığını değerlendiriyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Gazze halkı büyük bir gözetleme sistemiyle takip ediliyor. Birden 100'e kadar bir ölçekte her bir kişiyi Hamas üyesi olarak görmesi üzerine eğitiliyor. Parametreleri ise Hamas üyesi varsayılan biriyle aynı WhatsApp grubunda yer alma, sık sık adres değiştirme ve birkaç ay içinde telefon değişikliği yapma. Tüm bunlar öldürülecek hedefleri belirleme noktasında karar mekanizmasını oluşturuyor. Her bir hedef için en az 15-20 sivilin ölmesi göze alınıyor. Öte yandan üst düzey hedefler için söz konusu sayının 100'e kadar çıktığı da belirtiliyor. Her 10 hedeften biri Hamas üyesi değil, ya polis ya sivil savunma çalışanları ya da şüphelilerin akrabası oluyor. Do you know what they call that system? Where's Daddy? The consequences, as the sources themselves have said, is that thousands of Palestinians, mostly women and children, and those with nothing to do with any fighting, were slaughtered by airstrikes, especially in the first few weeks, because of decisions made by an artificial intelligence program. Take data from people in Gaza, converting humans into data to make selection processes to exercise force, essentially annihilating entire population by the press of a button. We have a scenario where militarized states, Israel being the leader of that, developing these weapon systems without any restraint, without any prohibitions for the last 10 years. Lavender'in Filistinlileri sınıflandırma doğruluğa ulaştığı tespiti üzerine sürecin tamamen otomasyona bağlandığını söyleyen kaynaklar, binlerce insanı öldürdük, her şeyi otomasyona bağladık ve hedefleri tek tek kontrol etmedik. İşaretlenen kişiler evlerine adım attıklarında onları bombaladık. Sözleriyle insan kontrolünün devreden çıkarıldığını değerlendiriyor. Kaynaklardan birinin çatışmadaki önemi çok düşük olan bir askeri öldürmek için bir evi bombalamamızın istenmesi benim için çok şaşırtıcıydı. Yorumu, İsrail'in Gazze'de yol açtığı sivil katliamını gözler önüne seriyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'deki operasyonlarda ölüm listeleri oluşturmak için yapay zeka sistemi kullandığını yalanladı. He said it's just not true. It's a lie. I mean, and if you look at, for example, in 2023, the IDF itself, one of the top commanders in the IDF, the head of the H200 AI data center, gave a lecture in Tel Aviv University, where he presented a machine that, quote, uses AI to identify terrorists. That's been used by the Israeli army to target operatives in Gaza in what they called a kill zone. Do you think, are you aware of it, number one? And second, does the White House believe that AI can be used in this way without supervision? I'm not aware of it. You're gonna have to let me take that question. We'll get back to you. I'll be honest, this is a disturbing nightmare. A disturbing sci-fi nightmare made real. Using AI to, in practice, legitimize the mass slaughter of vast numbers of people.